ذنبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. Size bir musibet dokunduğu zaman, yani siz bunun iki katını tattırdınız onları, unuttunuz mu? Yani kafirler tarafından Uhud'da bir musibet size dokunduğu zaman, hani okçular tepeyi bırakınca ne oldu? Halid Edirne'yi dolandı ve Müslümanların belini kırdı. Orada 70 sahabe şehit oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem yara aldı. Yara aldı. Liferi patladı, dişi kırıldı. Abu Bekir kaçıyor, Ömer kaçıyor. Kaçıyorlar. O cengaver Ömer diyor, kaçışını göreceksiniz diyor. Tepeye doğru, ondan sonra müşrikler onları bıraktılar. Müşrikler dönünce, yahu dediler biz bunları niye bıraktık? Dönelim bunları bitirelim. Bunlar yemeksiz, susuz, silahsız kaldılar. Yarın toplanıp güçlenip bizi tekrar ne yapacaklar? Bizi işte bu şekilde meşgul edecekler. Bunları topyekun bitirelim. Dediler ya şimdi zaten bunlar bitti. Biz bir dinlenelim. Ondan sonra akşam döneriz bunları bitirelim. Hemen Allah Celle Celaluhu Resulüne bunları bildirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı emretti ve tepede birçok yerde ateş yaktı. Çok görünsünler diye. Bu savaşın planlarındandır. Kafirler geldiler akşam. Baktılar ateş var. Gece. Dediler ki Muhammed'e yardım geldi. Ve döndüler. Allah onların kalplerine korku saldı. İşte burada böyle bir musibet size dokundu. Tamam mı? Sizin yapmış olduğunuz günahların yüzünden, tamam mı? Kad asabtum misliha. Oysa siz bunun iki katını Uhud'da, Bedir'de onları tattırdınız. Yemeddüküm bi khamseti alafi minel melaike. 5000 melek, 3000 melek yardım etti size ve onları tattırdınız. Unutmayın. İşte sonra dediniz ki kultum enne hâze. Ya bu mağlubiyet neden geldi? Düşünmeden, akletmeden hemen akla vurup neden bu mağlubiyet geldi? İşte düşünün. Yapmış olduğunuz hatalardan dolayı mağlubiyet. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara kızmadı. Yüzlerine bağırmadı. Şöyle ne yaptınız? Yok. Ama kalbinde elbette öfkelendi. Öfkelendi. Sübhanallah. Yaralanmış, dişi kırılmış, buna rağmen onlara kızmadı. Allah onu teselli ederek ey Resulüm fa'fu anhum, çünkü gönlünü biliyor Allah. Fa'fu anhum, onları affet. Niçin ya Rabbi? Çünkü tövbe ettiler. Kalu Rabbena gfir lana zunubena ve israfna fi emrina. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz haddimizi aşarak bu davranıştan dolayı bizi affet ya Rabbi. Tövbe ettiler. Çünkü ey Resulüm ben onları affettim. Afallahu anhum ayet indi. Ben affettim, sen de affet ey Resulüm. Teselli etti Allah tebareke ve teala Resulünü. Demek ki kardeşlerim, burada bir kişi davet ederken affedici olması gerekiyor. Affedici olması gerekiyor. Bakın Allah Resulü en büyük örnek. Zaten وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Eğer katı kalpli olmuş olsaydın ey Resulüm, etrafından dağılıp giderlerdi. Değil mi? Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselam'a 10 sene hizmette bulundum diyor. Ne, niçin bunu böyle yaptın ve şöyle yaptın bana demedi, kızmadı diyor. Öyle bir ahlaka sahip. Zaten inni bu'ithtu li utammima makarimil ahlak, gereği ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ha o zaman nedir? Aleyhisselatü vesselam'ı örnek alarak ahlakımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğiz. Ahlakını güzelleştirmeyen bir davetçi, davetçi değildir. Davetçi değildir. Bir cenazeye gittik. Zikrettim mi bilmiyorum. Kısa ve öz. Yani adama, bir arkadaşımla gittik.
Davetçi. Nasıl bir davetçiyse. Subhanallah. Dediler ya, dedi bu ölen kardeşimiz namaz kılıyor mu? Hocam dediler ya, cumadan cuma işte bazen terk ediyor, işte bayramdan bayram, Ramazan'dan Ramazan'a vesaire. Dedi ki bu adam kafirdir. Ben buna dua etmem. İnanın adamı orada döveceklerdi. Ucuz. Kurtulduk orada. Dövecekler adamı. Öyle olur mu ya? Bu ihtilaflı olan bir mesele. Sen nasıl tekfir edersin? Adam inkar etmiyor. Kaldı ki bu ihtilaflı olan bir mesele. E artık var ya, o adamdan 60 ayet, 60 tane ayet, 100 tane ayet, binlerce ayet okusa almazlar. Niçin? Çünkü nefis devreye girdi. Nefis. Nefis. Hikmetle davranacaksın. Hikmetle.